Yine Bakış'tan merhaba. Bültenimize bir son dakika bilgisiyle başlayalım. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada bayram tatilinin 10 güne çıktığını söyledi. Diyelim ve bültenimize devam edelim. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunun 16. yılı kutlamasında konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok köklü bir değişime ihtiyacımız var. Yeni bir süreç. Bütün bunlar bir tasfiye harekatı değil," dedi. Hizmette olduğu gibi siyasette de her türlü rekabete açık olduğumuzu ilan ettik. Rekabet çıtasının yükselmesinin bize verdiği mesajı çok iyi görmemiz, anlamamız gerekiyor. Madem başarının çıtası değişti, madem mücadelenin şartları değişti, öyleyse bizim de kendi içimizde bu değişimi hayata geçirmemiz şart. Her kongrede teşkilatlarımızı, her seçimde milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, aynı şekilde bunların altındaki kurulları, il genel meclislerini, belediye meclislerini belirli oranlarda değiştirmek suretiyle bugünlere geldik. Sadece bu defa çok daha köklü bir değişime ihtiyacımız var. Yeni bir süreç. Bütün bunlar bir tasfiye harekatı değildir, bu böyle bilinmeli. Bir bayrak yarışı olarak gördüğümüz bu hizmet kervanında görev değişimi gayet tabidir. Esasen AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet etmek için hiçbir ünvana, hiçbir özel görevlendirmeye de ihtiyaç yoktur. Teşkilatlarımızdaki değişim ihtiyacını vurgulu bir şekilde dile getirmemizin sebebi 2019'a kadar yürütmemiz gereken hazırlıklarımızdır. Bunun için de gayretli olmamız lazım. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle iltisaklı kişileri partimizden uzak tutmak ise hepimizin en başta gelen görevidir. Siz zoru seversiniz biliyorum. Bu yüzden size ve bu kutlu davanın yol arkadaşlarına güvenim tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, zaman zaman siz teşkilatımızda metal yorgunluğundan bahsediyorsunuz. Ben bu metal yorgunluğunun bir bahar yorgunluğu kadar kısa süreceğine inanıyorum. Yeter ki gönüllerimiz yorgun olmasın. Yeter ki birlik ve beraberliğimize halel gelmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Sizin tekrar evinize dönmeniz, başımıza geçmeniz zaten hepimiz için bambaşka bir heyecan, bambaşka bir moral oldu. Evet, Güne Bakış'ta bugünkü konuğumuz eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay. Ertuğrul Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İsterseniz şöyle başlayalım. Dün T24 internet sitesine verdiğiniz röportajla başlamak istiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde birçok şey değişti. Partinin sadece adı değişmedi derdim önceden. Ama şimdi bu bile yeterli değil diyorsunuz. 16 yıllık süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ne değişti, ne değişmedi diyelim. O röportajda da söylediğim gibi bence ne değişmedi diye sormak daha kolay. Çünkü ben her şeyin değiştiği kanısındayım. İsimde bile bilinçli bir kısaltma yapıldığını söyledim önceki gün. Adalet ve Kalkınma sözcükleri çünkü toplumda önemli yansımaları olan kavramlardı. Artık Adalet ve Kalkınma açılımını bile partilerin çoğu bilmiyor ve kullanmıyor. AK Parti diye adı güzel ama içeriği herkese göre farklı tarif edilebilen bir kısaltma yapıldı. Bu işin belki biraz esprili tarafı 2001'de 16-17 yıl kadar önce çok temel olarak Türkiye'ye bir vaadi vardı. 3Y diye kısaltmalardan hoşlanıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. 3Y diye anlatılıyordu ve bu 3Y ile
mücadeleden söz ediliyordu. İlk 10 yılda da bu 3 yıl çok tekrar edildi. Yasaklarla, yolsuzlukla, mücadele yasaklarla, yolsuzlukla bir yer daha var. Onunla mücadele, birazdan açarım onu. Bu kurultayda bunlardan hiç söz edilmedi. Yani artık yasakların olmadığı bir Türkiye, yolsuzluğun olmadığı bir Türkiye'den hiç söz edilmedi. Bu önemli slogan, bu önemli kavram terk edildi. Yerine tamamen bambaşka iddialar sergilenmeye başlandı. Benim de bir kitapçık var benim. Hı hı. 2007 yılı seçimlerine girerken Sayın Erdoğan'ın Türk milletine yaptığı, bütün millete yaptığı konuşmanın özeti. Burada 3. ve 4. sayfada yasama, yürütme, yargılama kuvvetlerinin birbirinden kuvvetler elde esasına göre ayrılmasını, parlamenter sisteme göre bu yapının tarif edilmesini ve Cumhurbaşkanlığının yetkilerinin parlamenter sisteme göre yeniden tanımlanmasını Sayın Erdoğan kendi konuşmasında millete anlatmış, vaat etmiş ve bu bir kitapçık olarak milyonlarca ülkeye dağıtılmış. 2007, 10 yıl geçtikten, 10 yıl geçmeden bütün bu vaatlerden vazgeçildi ve dünkü konuşmayı dinleyin, tamamen bu konuşmanın tersine bir konuşma. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda. Dışarıdan baktığınız zaman hep aynı parti iktidarda gibi gözüküyor ama iktidarda olan aslında zihniyet çok ciddi biçimde 2001'e, 2002'ye, 2007'ye, 2009'a, 11'e göre çok ciddi biçimde değişmiş olarak karşımıza çıkıyor. Yani o yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ne değişti? Bence her şey değişti. Millete verilen sözler değişti, vaatler değişti, uygulamalar değişti, program değişti, kadro değişti, anayasa vaadi değişti, ortaya konulan yeni anayasa değişti. Yine bu kitapçıkta diyor ki anayasa en geniş katılımda kısa, açık, net yazılmalı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler evrensel hukuk kuralları çerçevesinde Türkiye bir hukuk devleti olmalı diyor burada. Şimdi Avrupa Birliği ile kavgalı, evrensel insan hakları sözleşmesiyle ciddi biçimde tartışmaları olan bir uygulama var karşımızda. O yüzden evet, iktidarda aynı parti var gibi gözüküyor. Tepede de hep aynı kişi var gibi gözüküyor ama onun sözleri, vaatleri, söylemleri, eylemleri, her şey değişti bence. Yani iktidarda aynı parti var ama bambaşka bir zihniyet, bambaşka bir uygulama var aradan geçen 15 yıldan sonra. Evet, diğer üçüncü ye yoksullukmuş efendim. Onu da, Evet. Çünkü o yani hakikaten hatıra gelmiyor. Yoksullukla mücadele diye bir kavram kalmadı Türkiye'de. Yasaklarla mücadele diye bir kavram da kalmadı. Yolsuzlukla mücadele diye bir kavram kalmadı. Hatta kim yoksulluktan söz ediyorsa, kim yasaklardan söz ediyorsa, kim yolsuzluktan söz ediyorsa onlarla mücadele ediliyor. Başlangıçta yola çıkarken evet yasaklarla, yoksullukla, yolsuzlukla mücadele edileceği vaat edilmişti. Bugün yasaklardan söz edenlerle, yolsuzluktan söz edenlerle, yoksulluktan söz edenlerle mücadele ediliyor. Yani bir siyasi parti için bundan daha büyük bir değişiklik, bundan daha vahim bir değişiklik düşünebilir misiniz? Ben Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki vicdan sahibi ve izan sahibi arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın, ki onların da büyük bir çoğunluğu değişti tabii, bunu yüreğinde ciddi biçimde tarttığını sanıyorum. Yine ben 2002-2007 sürecini dışarıdan, 2007-2013 sürecini içeriden gözledim. Başlangıçta gördüğümüz bir manzara vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi yola çıkarken bir lider partisi değildi, bir kadro partisi görünümündeydi. Yani Latinlerin söylediği gibi primus inter pares, eşitler arasında birinci bir lider vardı. Şimdi o ilk kadro yok ortada. Hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Bir kısmı hatta işte kuş toplantılarına bile gelmiyor. Bir kısmı çağrılıyor. Çağrılması haber oluyor. Doğal olmuyor çünkü. Çağrılması haber oluyor. Onlar yok veya sadece sembolik olarak eski sıfatlarıyla bir köşede oturuyorlar. Tamamen liderin çevresinde de yeni bir hale oluştu. Bütün doğu toplumlarında gördüğümüz gibi onların isminin sıfatlarının başı da D ile başlıyor ama
danışman değil, başka bir yakıştırma Doğu toplumlarında yapılır bu tür yaklaşımlara. Böyle bir kadro oluştu. Bir kişinin söyledikleri, bir kişinin yaklaşımları, bir kişinin yararları tümüyle önde tutuluyor ve daha önce yazılı belgelerde millete vaat edilmiş olan birçok şeyin de şu anda tam tersi yapılıyor. Başka bir şey daha var Gökçe Hanım, bu da çok önemli. Adalet ve Kalkınma Partisi birinci döneminde, ikinci döneminde biraz yerleşiklik kazandıktan sonra birkaç iddia sergiledi. Bir tanesi devletin içine çöreklenmiş olan bu vesayet kadroları, siyaseti dışarıdan toplum mühendisiyle yönetme anlayışlarıyla mücadele etmekti. Bununla ilgili bir mücadelede başladı fakat biraz kırık dökük mücadele oldu. Çünkü başka güçler de devreye girdi ve orada haklının yanında, haksızın yanında haklı, kurumun yanında yaş yanabildi. Fakat o bir devletin içindeki o siyasete müdahale mantığının bir ölçüde ayıklanması gayretiydi. O ciddi biçimde akamete uğratıldı. Şimdi bir dönem sözüm ona hesaplaşıldığı söylenen çevre güdümünde bir siyaset. Yani onlarla hesaplaşmak yerine 2014'ten itibaren bir yeni uzlaşma ve bir yeni ittifak gayreti var. Devletin içindeki o güçlerle, o derin güçlerle bir anlamda birlikte devleti yönetme, eski politikalarla, eski devletçi politikalarla yönetme mantığına geri çekildi, savruldu. İkincisi, çok önemsediğim, yani yolda bir takım yanlışlar yapıldı ama bu çözüm süreci, açılım süreci denilen, yani Türkiye'nin kangren olmuş bir meselesini barışçı yöntemlerle çözmek konusunda bir dönem bir iddia sergilendi. Bu çok önemliydi. Evet, bir takım uygulama yanlışları oldu belki. Yeteri kadar paylaşılamadı toplumda. Yeteri kadar öteki siyasi partilerin lider kadrolarıyla belki paylaşılmadı ama çok doğru bir amaçtı. Yani bu kangren olmuş sorunu barışçı yöntemlerle çözmek Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için çok önemliydi. Ondan tümüyle vazgeçildi. Bir anlamda orada da çok 90'ların o yanlış politikalarına, 90 ortalarının o eskimiş devlet politikalarına geri dönüldü. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bu 15 yıllık siyasi serüveni içinde iddialı olduğu birçok konularda şu anda tam tersini yapma noktasına geriye doğru bir çekilme sergiledi. Bu da aslında iktidarda yerilmektir. Yani iktidardasınız, görünüşte o kadroları tutuyorsunuz ama artık sizin politikalarınız değil, bir dönem sözüm ona mücadele ettiğinizi söylediğiniz çevrelerin politikalarına teslim olmuş bir tavrınız var. Bu galiba işte Pirus zaferi mi diyorlar? Evet. Yani iktidarda ama arkadaki tahribat çok büyük. Pirus zaferi benzetmesi sıkça yapılmıştı. Ben 2007-2013 yıllarında sizin AK Parti içerisinde çeşitli görevlerde bulunduğunuz yıllara dönecek olursak, siz referandum sürecinde de bir AK Partili arkadaşlarıma mektup diyerek bir mektup yayınlamıştınız. Şimdi kadrolar değişti. 16. Evet. Evet. Şimdi kadrolar değişti, çok şey değişti dediniz. Sizin gibi bir takım rahatsızlıkları olan ve AK Parti'yle bir şekilde yollarını ayıran isimler var ama şu an hala görünürde de olsa birlikte yol arkadaşlığı yapan isimler de var. Sizin gibi düşünen, şu an ama şöyle isimlerden söz etmiyorum, geri planda duran, bilinçli olarak geri planda duran isimlerden söz etmiyorum. Bizzat içeride olan kişilerden söz ediyorum. Sizler gibi düşünen fakat sesini çıkartamayan bir topluluk olduğunu düşünüyor musunuz AK Parti içerisinde? Yani bir Haziran seçimleri örneğin Türkiye'nin yaşadığı son demokratik seçimlerdi bir ölçüde. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ciddi bir tereddüt olduğunu, kan kaybı olduğunu sergiledi. Orada siyaseti doğru okuyanlar içeride ciddi bir muhasebe ihtiyacı olduğunu gördüler. Sayın Erdoğan da bunu gördü. Türkiye'yi 1 Kasım seçimine sürükledi ve oradan bambaşka bir sonuç elde etti. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ne olup bittiğine doğrusu çok ilgilenmiyorum. Çünkü 2007'de işte bir muhtıra sürecinde seçilmiş iktidara karşı bir takım demokrasi dışı girişimlerin olduğu bir süreçte bir koalisyon anlayışıyla biz bir grup arkadaş Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yer aldık. Ama sonra o çizgiden 2012-13'te sapıldığını gördüğümüzde de ayırdık. Ay yolumuzu. Yani
AK Parti'nin kurucu kadrolarından değilim. AK Parti'nin işte ideolojik eski kökenleriyle bir bağım yok. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde ne olup bittiği konusunda çok fazla derin bir araştırma gayretim yok. Ama gözlemlerim var. Evet, içeride bir muhasebe ihtiyacı var. İçeride bir kendini sorgulama ihtiyacı var. Ama liderlik bunun farkında olduğu için buna izin ve imkan vermiyor. O yüzden mesela 16 Nisan referandumunun kurallarının çok büyük bir çoğunluğu 2019 yılında veya 2018 yılında yapılacak seçim sonrasını ertelenmişken bir madde hemen uygulandı. O da Sayın Erdoğan'ın derhal partili olması ve partinin organlarının başına geçmesi. O nedir? O partiyi zapturapt altında tutma gayretidir. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bir özgürlük, bir özgür tartışma, bir muhasebe imkanı yaratılırsa içeride bir takım değerlendirmeler olacağı çok aşikar. O yüzden ona izin ve imkan vermemek için hemen partinin başına geçmek, yönetimin başına geçmek, merkez yönetiminin her toplantısına katılmak ve orada çıkabilecek olan her türlü sorgulayıcı girişimi engellemek. Bu acil bir ihtiyaç olarak görüldüğüne göre demek ki içeride ciddi bir bu konuda bir muhasebe gayreti ihtiyacı derinde bir yerde var. Ama yönetim bunun farkında, liderlik bunun farkında ve derhal vaziyet etti. Şimdi düşünün bizim çok partili siyasi tarihimiz, bizim aslında bütün 90 yıllık tarihimizde demokrasi açısından baktığımızda ama çok eksiğimiz, çok aksağımız var. Bizim 1960'a kadar evet cumhurbaşkanlarımız partilidir. Yani bugün oraya referans yapılıyor ya, doğru, partilidir. Ama 1940'larda, 1950'de partili cumhurbaşkanlığı dönemlerinde mesela partili cumhurbaşkanları partinin günlük işlerini genel başkan vekillerine bırakmışlardır, emanet etmişlerdir. Partinin merkez karar toplantılarının başına İsmet Paşa veya Ceyhan Albayrak gidip oturmamıştır. Bugün oraya geri döndük biz. Yani onun bile gelişine bir yere döndük. Neden? Çünkü arkada bırakılan partiyi biraz serbest bıraktığın takdirde ne olabileceği, nelerin sorulabileceği konusunda yukarıda ciddi bir kuşku var, kaygı var. O yüzden yani bu gözlemime dayanarak söylüyorum ki evet içeride bir muhasebe ihtiyacı var. Bunu düşünen izanlar ve vicdanlar da var. Ama onların sorgulamasına izin ve imkan verilmiyor ve gördüğüm kadarıyla verilmeyecek de. Dün gazeteci Ali Bayramoğlu Güne Bakış'ta konuğumuzdu. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, AKP'nin kurucu isimlerinden olan Abdullah Gül'ün yeni bir siyasi arayış içerisinde olabileceğini söyledi. Siz buna katılır mısınız? Böyle bir şey olursa sizce örneğin sizin gibi AK Parti'nin içerisinde ideolojik olarak yer almamış, kadro hareketi içerisinde yer almamış fakat toplumun çeşitli kesimlerini temsil ettiği için AK Parti içerisinde çeşitli görevlerde bulunmuş sizin gibi isimler ya da liberal aydınlar denilebilir. Destekler mi böyle bir girişimi? Böyle Sayın Bayramoğlu'nun gözlemini paylaşmıyorum. Yani öyle bir girişim var mı, öyle bir hareket var mı? En azından benim bilgilerim yok. Kendi payıma da söyleyeyim. Bu tür hareketlerden elimden geldiği kadar da uzağım. Çünkü işte sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer atasözüne uygun bir deneyim kazanmış olduk bu yaşımızda, bu Kemal çağında. Ben Sayın Gül'ü insan olarak sever sayarım. Hukukumuz var kendisiyle, saygı ilişkisi içinde. Cumhurbaşkanlığından da bence olumlu izlenimler bırakılarak ayrıldı. Bir yıl içinde başka şeyler de kendisinden beklendi ama olumlu izlenimler bırakarak ayrıldı. Ama siyasette demir tavında dövülür sözünün çok büyük bir gerçekçi karşılığı var. Aynı akarsuda siyasette iki defa yıkarılmıyor. Yani her zaman aynı fırsat sizin elinize geçmiyor. Bazı olaylara müdahil olmakta, bazı olaylara karşı durmakta, bazı olaylara tepki göstermekte geç kalmışsanız daha sonra yapabilecekleriniz aynı etkiyi vermiyor. Yani o zaman yaptığınızda alabileceğiniz etkiyi karşılığı vermiyor. Hı. Ama bu benim yardımdır. Arkadaşlarım Sayın Gül'ün ve çevresinin böyle bir gayreti var mı yok mu? Kendileri bilirler. Olursa bir karşılığı olabilir mi? Olabilir. Yani Türkiye'de çünkü
bu içinde bulunduğumuz sarmaldan, bu karabasandan çıkmak konusunda bir şey var, bir arayış var. Yani Sayın Akşener'in hareketine olan ilgi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte madem haraber asrı, her şey harap olduktan sonra bile işte Ankara'dan İstanbul'a çıkardığı yürüyüş, bütün bunlar ilgi kazandıysa insanların bir arayışı var, toplumun bir arayışı var. Burada da bir karşılık olabilir ama o karşılık hangi boyutlarda olur? Türkiye şu anda bir kişinin kurtarıcılığı dönemini aştı. Yani öyle bir önümüzde öyle bir şey yok. Öyle bir mucizevi kurtuluş imkanı yok. Akil insanların, aklı başında insanların, izan ve vicdan sahibi insanların bütün müktesebatıyla, geçmiş bütün müktesebatıyla hukuk devleti ve demokrasi konusunda herhangi bir eksisi olmayan bir kadronun ortaya çıkması ve Türkiye'nin tekrar çoğulcu, demokrat, evrensel hukuk ilkelerine saygılı bir ülke yoluna dönmesi için ortaya inanılır, güvenilir bir program koyması lazım. Yani biraz meşakkatli bir süreç var önümüzde. Kim böyle bir hareketi kotarabilirse o Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olabilir ama o kim olabilir? Bugünden söylemem benim bilgilerimle çok mümkün değil. Peki son bir soruyla bitirelim isterseniz. AK Parti'nin kurucu ilkeleri dediğimiz bundan 17 yıl önce kurulurken önüne koyduğu hedeflerden sonra çok şey değişti dediniz. Siz de yeniden bu hedeflere geri dönmesi, tırnak içerisinde fabrika ayarlarına geri dönmesi mümkün mü sizce? Ne yazık ki mümkün gözükmüyor. Dün bir değerli gazeteci arkadaşımız serüveni, benim söyleşimden daha da çerçeveli biçimde bu 15-16 yıllık serüveni özetlemişti. Yani ben her şeye ak ve karaya bakan bir insan değildim. Doğru gördüğüme doğru, eğri gördüğüme eğri dedim hayatım boyunca. O yüzden de doğru söyleyeni logikoyla kovarlar derler. Çeşitli göllerden kovulduk. Ben iyi şeyler de başlangıçta yapıldığını düşünüyorum. 2004'te, 5'te, 6'da, 7'de, 8'de kendi görev alanında iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Fakat bir noktaya gelindi ki dönülmesi son derece zor. Bunu telaffuz eden arkadaşlar oldu. Keşke Adalet ve Kalkınma Partisi işte baştan yola çıkarken söylediği gibi yasaklarla, yolsuzlukla, yoksullukla mücadele çizgisine dönebilse, tekrar parlamenter demokrasinin gerektirdiği gibi kuvvetler ilişkilerine dönebilse falan diye. Ama arada öyle olaylar oldu ki artık geriye dönülmesi, artık o hataların düzeltmesi zor. Çok tahribat yapıldı. Bir tür karşıtlıklar üretildi. Tam tersine o toplumu kucaklama iddiasından vazgeçildi. Toplum biz ve ötekiler haline getirildi. Bu yaraların sarılması son derece zor. Bakın mesela AK Parti üzerinden örnek vermeyelim. Biraz belki tarihçi olacak ama Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden örnek verelim. Cumhuriyet Halk Partisi başlangıçta büyük devrimler yapmış bir siyasi partiydi. 1923 ile 38-40 arasında. Ama 40'tan sonra yeni yönetim, Atatürk'ten sonraki yönetim, Dünya Savaşı koşullarında etkisiyle olağanüstü baskıcı, olağanüstü elitist, olağanüstü halktan kopuk bir süreç yaşattı Türkiye'ye 40'larda. Ondan sonra oldum billah doğru düzgün seçim kazanamadı. Yani bir de 60'lardaki darbeyle bir süre özdeşleşmiş gözüktü. Konjonktürel arada bir iki seçim kazandı ama hiçbir zaman halk onu hafızasından silmedi ve bugün hala o hesaplar önüne konuluyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 2014'ten sonra yaşananları toplumun hafızasından silmesi ve yeniden kurucu ayarlarına dönmesi keşke olabilse ama bana oldukça zor gözüküyor. Zaten içeride bunu yapabilecek, şimdi hani köklü bir yenileşmeden söz ediyor ya, o aslında köklü bir biçimde partiyi kuruluş ayarlarından, kuruluş değerlerinden kopartma gayreti. Geçen gün Sayın Erdoğan işte kim kurucu değerlerden uzaklaşmışsa onu kenara koyacağız çerçevesinde bir söz etti. Bence eğer kurucu değerlerden uzaklaşmışsa onu kenara koyacaklarsa tepeden başlayarak ciddi bir kenara koyma gayretinin seferber edilmesi lazım ki bu mümkün değil. Çünkü partinin yönetim kadroları, asıl partinin tepe kadroları bugünkü kuruluş değerlerinden, kuruluş vaatlerinden, kuruluş söylemlerinden, kuruluş iddialarından bir biçimde koptular. Bunu siyaseten bir polemik konusu olsun diye söylemiyorum. Bunu yani
Tabii televizyonlar bu kadar keşke kısıtlı olmasa da geçmiş yıllarda ben parlamento dışındayken televizyona çıktığım kadarın onda biri kadar çıkabilsem bir televizyona ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ister Cumhurbaşkanı, ister Genel Başkanı, ister Başbakanı, ister seçtikleri herhangi bir sözcü çıksa ve otursak teker teker önümüze belgeleri açarak ve teker teker olayları açarak bunları keşke tartışabilsek. Ne yazık ki çok ciddi bir savrulma yaşıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. İktidarda kalma pahasına bütün kendisini 10 yıl iktidara taşıyan bütün iddialarından, söylemlerinden, vaatlerinden vazgeçti. Ve onlardan tümüyle uzaklaştı. Vazgeçti, erteledi değil. Tümüyle uzaklaştı gibi bir görüntü var. O açıdan karamsarım. Yani umutlu olmayı çok isterdim. Bu bir konjonktürdür, geçecek. Yani bu yönetim değişecek. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi içinde organlarda, kurultayda, kongrede bir değişim mekanizması işletilmiyor. Yukarıdan aşağı işletiliyor. Yani yukarısı kimi istemiyorsa aşağıdan ilçe başkanı, Türkiye'nin ücra bir ilçe başkanı yukarının talebine göre değişiyor. Aşağının halkın talebine göre değişmiyor. O yüzden aşağının yukarıyı değiştirmesi, tabanın yukarıyı değiştirmesi mümkün değil. Tepe aşağıya doğru her şeyi değiştiriyor ve bütün kurucu değerler, bütün kurucu kadrolar, bütün kurucu emekler, bütün kurucu çileler, meşakkatler tasfiye ediliyor. Yeni, türedi, iktidar nimetlerini korumak, korumak konusunda her iktidar döneminde gördüğümüz ama şimdi çok kökleşmiş bulunan bir anlayış her şeye hakim oluyor. Ve onların elinden bu başlangıçta benim de şahsen yani Türkiye'nin ne güzel mütedeyyin çevrelerini modern dünyanın gerekleriyle buluşturuyor diye bir dönem umutla baktığım harekete ne yazık ki yazık ettiler, yazık ediyorlar, yazık etmeye devam edecekler. Evet, Ertuğrul Günay çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, Güne Bakış'ta konuğumuz eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 17 yıllık değişim ve dönüşüm sürecini konuştuk. Güne Bakış devam ediyor. Dün akşam yine Güne Bakış'ta konuğumuz olan Ali Bayramoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve çevresinin AK Parti içerisinde yeni bir oluşuma hazırlandıklarını düşündüğünü söylemişti. Ruşen Çakır bugün Gül ve çevresinin AKP içinde neler yapabileceğini değerlendirdi. Gül ve yakın çevresi eğer bugün AKP'ye ve Erdoğan'a dolayısıyla çok net, sistemli ve etkili eleştiriler getirirlerse, onlar kendileri için bir siyasi gelecek inşa edemeyebilirler ama onların da eleştirilerine maruz kalan Erdoğan zaten bana göre uzun bir süredir çok ciddi bir kriz içerisinde olan Erdoğan yönetimi bir de kendi içerisinden gelecek bu tür meydan okuyuşlar karşısında çok ciddi bir şekilde bir çözülmeye gidebilir. Yani Gül ve çevresi bir takım adımlar atmaya başlarlarsa bunun bir takım getirileri olabilir ama bu getiriler doğrudan onların lehine olacak değildir. Ama Tayyip Erdoğan'ı ve Tayyip Erdoğan yönetimini, Erdoğan perspektifini ciddi bir şekilde zora sokabilirler. Çünkü şuna kesinlikle inanıyorum. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve Erdoğan'a oy verenlerin önemli bir kesimi aslında değişik değişik konularda değişik değişik rahatsızlıklara sahipler. Ancak gerek alternatif bir şey görmedikleri için, gerekse de Erdoğan'sız bir Türkiye'yi neyin beklediği konusunda kafaları çok karışık olduğu için ve karamsar oldukları için bir şekilde burada ısrar ediyorlar, bu tercihte ısrar ediyorlar. Ve daha da önemlisi buna yönelik gelen eleştiriler, Erdoğan'a yönelik gelen eleştirilerin büyük bir kısmı kendilerine yabancı çevrelerden, yabancı kişilerden, sevmedikleri yerlerden geliyor. Ama bir şekilde önem verdikleri bazı isimlerin, başta Abdullah Gül olmak üzere, getireceği eleştiriler AKP tabanında, AKP seçmeninde ciddi kırılmalara yol açabilir. İşsizlik 2017 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 225 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,8 puanlık artışla %10,2 seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0.9 puanlık artışla %12.2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta işsizlik oranı 2.4 puanlık artışla %19.8 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 0.8 puanlık artışla %10.4 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2017 Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 621 bin kişi artarak 28 milyon 488 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık artışla %47.7 oldu. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 37 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 584 bin kişi arttı. İş gücü 2017 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 950 bin kişi artarak 31 milyon 713 bin kişi, iş gücüne katılım oranı ise 0.5 puan artarak %53 olarak gerçekleşti. Mayıs 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artarak %34.2 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, bir önceki döneme göre 44 bin kişi artarak 27 milyon 914 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek %46.7 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı, bir önceki döneme göre 9 bin kişi artarak 3 milyon 560 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek %11.3 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı, bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek %52.6 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 17 bin, sanayi sektöründe 14 bin, hizmet sektöründe 70 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 58 bin kişi azaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Selin Sayık Böke, Türkiye'nin işsizlik sorununu arkadaşımız Semih Sakalya değerlendirdi. Maalesef Türkiye'de rakamlar sadece ideolojik olarak yorumlamada farklılık yaratarak ortaya konmuyor. Aynı zamanda biliyorsunuz son bir yıl içerisinde milli gelir hesaplarında ciddi bir revizyona gidildi. Ve bu revizyon henüz teknik detaylı. Biz teknisyenleri, bırakın siyasetçileri, toplumun genelini, bu işi anlayanları ikna edecek düzeyde dahi paylaşımı yapılmadı. Yani bugün maalesef milli gelir rakamları üzerinden ortaya konan büyümenin hakikaten neyi yansıttığını hiçbirimiz, iktisatçılar, teknik olarak bu işi anlayanlar maalesef hakkıyla değerlendirebilecek bilgiye sahip değiller. Ben bir siyasetçi olarak ve bir iktisatçı olarak defalarca TÜİK'e bir açık çağrıda bulundum. Ve milli gelirin hesaplamasında yapılan değişimin teknik detaylarının toplumla paylaşılmasını talep ettim. Ama maalesef bu bilgi bizlerle paylaşılmıyor. Bu önemli bir dipnot. Çünkü verinin kendisine güvenmiyorsanız, verinin size aktardığı hikayenin ne olduğuna dair de o zaman bir bulanıklık ve kafa karışıklığı ortaya çıkıyor. Bunu bir kenara koyalım. Ama varsayalım ki biz bu rakamların hakikaten gerçeği yansıttığını düşündük. O zaman da şu tespiti yapmamız gerekiyor. Bugün Türkiye'de yakalanmış olan büyüme oranı, talep temelli bir takım maliye politikalarıyla ortaya çıkmış olan geçici bir büyüme maalesef. Kredi garanti fonu yoluyla verilmiş olan kredilerle bir tüketim canlanması yaratıldı. Yani yarın bizlere büyüme sağlayacak, istihdamı kalıcı bir biçimde artırıp işsizliği kalıcı bir biçimde çözecek, bizlerin bundan sonraki nesillere sağlam bir ekonomi bırakabileceği temelde bir değişimle ortaya çıkmış bir büyüme yaşamıyor Türkiye. Yani bugün yaşadığımız büyüme sürdürülebilir politikalardan kaynaklı olmadığı için kendisi de sürdürülebilir bir performans değil. Bugün yaşanıyor olan büyüme kısa vadede vergi indirimlerinden kaynaklanıyor ve bu vergi indirimleri bir noktada mutlaka ortadan kaldırılacaklar. İkincisi de kredi garanti doluyla ortaya çıkmış olan bir kredi şişmesi ve bunun yarattığı kısa vadeli bir taleple canlandı ekonomi. Yani yarın bunun devam edeceğinin garantisi maalesef yok. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin 33 cumhuriyetçi üyesiyle yaptığı toplantıda Irak topraklarında bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına taraftar olduğunu söylediği iddia edildi. İddia, İsrail'in önde gelen gazetelerinden The Jerusalem Post'ta Herb Cannon imzasıyla yayınlanan haberde yer aldı.
Netanyahu'nun geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı toplantıda bulunan bir kaynağa dayandırılan habere göre, Kürtler ve Kürt devleti gibi konulara nadiren değinmesiyle bilinen Netanyahu'nun, önceki tutumunun aksine bu kez Irak topraklarında kurulacak bir Kürt devletine olumlu baktığını söylediği ve Kürtler hakkında bizim değerlerimizi paylaşan cesur ve batı yanlısı insanlar ifadelerini kullandığı belirtildi. Netanyahu'nun ABD'nin İran toprak bütünlüğünün korunması politikası ve olası bir Kürt devletinin Türkiye için kırmızı çizgi olması gibi sebeplerden dolayı Kürt devleti gibi netameli bir konuyu bugüne kadar direkt olarak gündeme getirmek istemediği iddia edilen haberde, Netanyahu'nun konu hakkında sessizliğini 3 yılın ardından bozmasının nedeni, İran'ın bölgede gücünün ve etkisinin her geçen gün gittikçe artması olarak gösterildi. Habere göre Netanyahu, en son 2014 yılında bir Kürt devleti konusunu açıkça dile getirmişti. Haberde, İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın şefi Yossi Cohen'in, pazar günü İsrail hükümetine İran konusunda bir briefing verdiği bilgisi yer alırken, Netanyahu'nun Cohen'in briefingde anlattıklarını kamuoyuna, IŞİD çekiliyor ve yerini İran alıyor, konu bu kadar basit şeklinde özetlediği belirtildi. Briefingde Cohen'in ayrıca, İran'ın Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan'daki kendisine bağlı güçler sayesinde genişlemesinin, şu anda Orta Doğu'daki en önemli gelişme olduğu ve İran'la yapılan nükleer anlaşmanın sadece İran'ın saldırganlığını artırmaya yaradığını söylediği dile getirildi. The Jerusalem Post'taki habere göre Benjamin Netanyahu bir önceki haftada 19 Demokrat Kongre üyesiyle bir toplantı gerçekleştirdi ve toplantıda İran'ın Suriye'ye 20 bin Şii milis gönderdiğini söyledi. İsrail hükümet yetkililerine göre söz konusu her 12 milisten bir tanesi İran askeri. Haberde ayrıca İsrail hükümetinin İran üzerine yaptığı toplantının ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarından 3 gün sonra yapılmasına dikkat çekildi. ABD Başkanı Trump, İran'la yapılan anlaşmanın korkunç bir anlaşma olduğunu bir kez daha tekrarlayıp, İran'ın anlaşmaya uyacağını düşünmüyorum. Ancak zamanımız var. Bekleyip göreceğiz. Eğer uymazlarsa çok büyük şeyler olabilir demişti. Irak kaynakları, Irak ordusu ve koalisyon güçlerinin IŞİD'in elinde bulunan ve Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tel Afer kentine yönelik topçu destekli hava bombardımanına başladığını duyurdu. Reuters haber ajansına göre Bağdat merkezi El-Sümeriye kanalında konuşan Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed El-Hudari, IŞİD kontrolündeki Tel Afer kentine yönelik hava bombardımanının başladığını ve bombardımanın tamamlanmasının ardından kente yönelik kara operasyonunun da başlayacağını açıkladı. Anadolu ajansına konuşan Irak Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Tuğgeneral Şemsettin Muhammed Amberse, uluslararası koalisyon güçlerinin gece saatlerinde Tel Afer kent merkezi ve çevre bölgelerindeki hedeflere 13 ayrı hava saldırısı düzenlendiğini söyledi. Amber ayrıca Irak ordusuna bağlı topçu birliklerinin de operasyona destek verdiğini aktardı. Musul'un 80 km batısında bulunan Tel Afer, Haziran 2014'te IŞİD tarafından ele geçirilmişti. Musul'un geçtiğimiz aylarda geri alınmasının ardından Tel Afer kenti, Irak ordusu ve koalisyon güçlerinin yeni hedefi olarak gösteriliyordu. Türk turizmi büyük bir düşüşün ardından yavaş yavaş da olsa toparlanma eğiliminde. Kültür ve Turizm eski bakanı Bahattin Yücel turizmdeki gelişmeleri şöyle değerlendirdi. Eğer iktidar tarafından bakarsanız çok ciddi bir büyüme var, sıçrama var. Ama objektif açıdan bakarsanız 2016 yılından daha iyi, özellikle Antalya'da. Ama 2016 Antalya tarihinde yaşanmış en düşük doluluk oranında kapatılan yıl. Kapasite oranına bakıldığında 2016 felaket yılıydı, biliyorsunuz, özellikle Ruslar çekildiler. Bir de Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin dış politikasındaki farklılaşma batıdaki pazarı da kaybettirdi bize. Ve o yüzden 2016'da bir facia yılı oldu. Çok kötü geçti. Şimdi Rusya'yla ilişkilerin bir parça düzelmesi yeniden Antalya bölgesinde bir talep yarattı. Ama bu talep çok dar bir döneme sıkıştığı için bütün bir yılı kurtaracak ve geçmiş yıllardaki kayıpları ortadan kaldıracak kadar büyük değil. Bunun altını çizmek lazım. Öyle bir patlama, çok büyük büyüme yok. Ama sıfıra göre bir başka sayıyı bölerseniz sıfıra sonsuzdur. 2016'da çok düşük olduğu için şimdi gelişler normalin bile altında olsa daha ciddi bir büyüme var gibi görünüyor. Yani baz etkisi. Bu tamamen algı yönetme meselesi. Baz etkisinden... Son dönemde Katar'ı terörizme destekle suçlayan ve ani veliaht değişiklikleriyle gündeme gelen Suudi Arabistan'da son 2 yıl içinde ortadan kaybolan 3 muhalif prensin akıbeti merak ediliyor.
BBC'den Red El Mavi'nin haberine göre 2003 yılında Prens Sultan amcası Kral Fahd'ın Cenevre'deki sarayına çağrıldı. Sultan, Suudi hükümetine insan hakları ihlali ve yolsuzluk eleştirileriyle dikkat çekiyordu. Kral Fahd'ın oğlu kendisini Suudi Arabistan'a geri dönmeye ikna etmeye çalıştı. Sultan buna karşı çıkınca odaya maskeli adamlar girdi, sultanı dövdü, bir iğneyle bayılttı ve ellerini kelepçeleyerek Cenevre Havalimanı'nda beklenen bir uçağa bindirdi. Sultan gözlerini Riyad'da açtı. 2010 yılında kraliyet ailesi sultanın tedavi görmek için ABD'ye gitmesine izin verdi. Bu tarihten beri Avrupa'da yaşayan sultan, 2016 yılında Mısır'da yaşayan babasını ziyaret etmeye karar verdi. Suudi Arabistan konsolosluğu kendisine özel bir jet tahsis etmeyi önerdi. Konsolosluğun teklifini kabul eden sultanın jeti Kahire'ye değil Riyad'a indi. Jetin mürettebatı ve askerler Suud prensi zorla uçaktan indirdiler. Paris'te yaşayan Prens Turki Bin Bandar da Suudi hükümetini YouTube üzerinden eleştiriyordu. Turki son kez 2015 Temmuz'unda bir YouTube videosu paylaştı. Bundan bir süre sonra ortadan kaybolan Turki'nin başına ne geldiği bilinmiyor. Ancak bu tarihten bir süre önce Turki'nin bir arkadaşına yazdıklarıyla beraber verdiği notta şunlar yazıyormuş. Sevgili Vael, burada yazdıklarım ben kaçırılana ya da infaz edilene kadar hiç kimseyle paylaşılmayacak. Biliyorum, beni ya kaçıracaklar ya da infaz edecekler. Kaçırılan 3. Prenses Saud bin Seyf el-Nasr. Saud'un ismini açıklamayan bir Suud prensinin Kral Salman'ın darbeyle devrilmesini talep etmek için yazdığı mektuplara destek verdiği biliniyor. Saud attığı bir tweette şöyle yazmıştı. Halkımıza bu mektuplarda yazanları siyasi baskıya çevirmeleri için çağrı yapıyorum. Bu, Saud'un hesabından attığı son tweet oldu. Saud'un Milan'dan Roma'ya gideceğini düşündüğü bu uçağa bindi ve uçağın Riyad'a indiği düşünülüyor. Şanlıurfa'da Arapça yayın yapan Ayn Vatan Gazetesi yazı işleri müdürü İbrahim Abdülkadir ile muhabir Paris Hammadi'yi öldüren IŞİD'li Muaz El-Ağ cinayetten sonra kaçtığı Suriye'den 2 yıl sonra tekrar Türkiye'ye geldiği tespit edilince yakalandı. Özgür Suriye ordusuna yakın oldukları öne sürülen yazı işleri müdürü İbrahim Abdülkadir ile muhabir Paris Hammadi, İddialara göre IŞİD'e karşı yazıları sebebiyle IŞİD militanlarından tehdit aldı ancak polise başvurmadı. Hem Suriye devletine hem de IŞİD karşıtı olan Rakka Sessizce Katlediliyor isimli gazeteciler grubu üyesi oldukları belirtilen İbrahim Abdülkadir ve Faris Hammadi, 29 Ekim 2015'te evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüştü. IŞİD'in katlettiği gazetecilerin katil zanlarını bulmak için Şanlıurfa Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki çok sayıdaki kamera görüntüsünü inceledi, görgü tanıklarının bilgisine başvurdu. Polisin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan Muaz El-Ağ, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cinayetlerle ilgili başka zanlıların da arandığı bildirildi. Hukukçular Derneği yaptığı basın açıklamasında son zamanlarda gündemi meşgul eden tek tip kıyafet uygulamasını adil yargılanma hakkı ve masumiyet karinesi gibi ilkeleri ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirdi. Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı da konuyu Medyascope TV'ye değerlendirdi. Şimdi öncelikle biz hukuk derneği olabildiğince de sınırların içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Her siyasi olay bir şekilde hukuku ilgilendirmekle birlikte yargılama süreçleriyle alakalı veya toplumu derinden ilgilendiren bir konu var ise bunlara değinmek istiyoruz. Bu anlamda da teknik kıyafetle ilgili de gerekli organlarımız oturdular. Çalışma yaptı arkadaşlarımız. Bununla ilgili bir basın açıklaması hazırladılar. Biz yargılamada verilen karar kadar sürecin de çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı da bizim ülkemizde bir kişinin hakkında dava açılmış olması bile o kişi insanlar suçlu addediyorlar. Bu anlamda tek tip bir kıyafet giydirerek siz bu yargılama esnasında sürece olumlu bir katkınız mı olur? Yoksa bu süreçte kişi bazında baktığımız zaman olumsuz bir katkı mı olur? Bunu değerlendirmek gerekiyor. Bu olayın bir de çıkış noktasına bakmak gerekiyor. Çıkış noktası ne? Her o yazısı. Siz bunu çok basit bir şekilde bir yönetmelikle düzeltebilecek, yargılamada bu tür aksaklıkları giderebilecek bir düzenleme yapacakken bunu değil, daha geniş bir düzenleme yapıp tepkide götürüyorsunuz bunu. Tepkik nerede var? Amerika'da var. Bunu da kendimize şey olarak gösteriyoruz. Kriter olarak alıyoruz. Bunların hepsini değerlendirdiğimiz zaman bizim için önemli olan şey masumiyet karinesi. Masumiyet karinesine
olumlu mu, olumsuz mu, nasıl bir etkisi olur? Bizim müşahedemiz bunun olumsuz bir etkisi olacağı noktasında olduğundan biz böyle bir açıklama yaptık. Tek tip kıyafet yargılaması süren herkesin özellikle tutuklu yargılamalarla alakalı olarak zaten kişiyi tutuklu yargılıyorsunuz. Üzerine bir de tek tip getirdiğiniz zaman bu kişinin masumiyet karinesini ortadan kaldıracağını düşünerek biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ve bundan bir adım atılmasını, değiştirilmesini, bu düşünce varsa bile rafa kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde ırkçı neonazilerin yaptığı şiddet eylemlerinin yankıları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın olayları kınamakta gecikmesi tartışılırken Amerikan Sanayi Konseyi'nden 3 CEO istifa etti. Cumartesi günü olayların yaşanmasının hemen ardından açıklama yapan Trump'ın ırkçı ve sağcı grupların adını anmaması ve beyazların üstünlüğünü savunanları ve beyaz milliyetçilerini işaret etmek yerine pek çok taraf ifadesini kullanması tepkilere yol açmıştı. Demokrat Joe Biden ve Nancy Pelosi'nin eleştirilerinin yanı sıra Trump'ın açıklamasına cumhuriyetçilerden de sert tepkiler geldi. Partinin ağır toplarından Mark Rubio ve John McCain, beyaz üstünlüğünü savunanlar ifadesinin kullanılması çağrısında bulundu. Gelen tepkiler sonrasında Trump'ın beyaz milliyetçileri ve neonazileri kınaması 2 gün aldı. Trump dün yaptığı açıklamada, ırkçılık şeytanidir. Bu hafta sonundaki ırkçı şiddette suç işleyen herkes söylüyorum hesap vereceksiniz. Adalet yerini bulacak. Cumartesi de söylediğim gibi bu berbat, nefret, bağnazlık ve şiddet gösterisini mümkün olan en sert şekilde kınıyorum. Bunların Amerika'da yeri yok dedi. Trump'ın korkak ve zayıf olarak nitelendirilen ve beyaz milliyetçileri özellikle zikretmeyen açıklamasının ardından 24 saat içerisinde 3 önemli isim, Trump'a danışmanlık yapan Amerika Sanayi Konseyi'nden istifa etti. Amerikalı teknoloji devi Intel'in CEO'su Brian Krzanich, spor ürünleri şirketi Under Armour'ın kurucusu ve CEO'su Kevin Plank ve ilaç şirketi Merck'in CEO'su Kenneth Fraser yaptıkları açıklamalarla Amerika Sanayi Konseyi'nden istifa ettiler. Krzanich yaptığı yazılı açıklamada, kutuplaşmış siyasi iklimin Amerikan sanayisindeki zayıflama da dahil olmak üzere önemli meselelere zarar verdiğine dikkat çekmek için istifa ettiğini belirtirken, Plank ise Twitter üzerinden Under Armour yaratıcılık ve sporla ilgileniyor, siyasetle değil. Konseyde bulunma fırsatından ötürü müteşekkirim. Ancak geri çekilme kararı aldım dedi. Amerika Sanayi Konseyi'ndeki tek siyahi iş dünyası temsilcisi olan ve Trump'ın açıklamasının ardından konseyden istifa eden ilk ismi olan Fraser, danışmanlık görevinden aşırılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı çıkma konusunda hissettiği kişisel sorumluluktan ötürü çekildiğini söylemiş ve Trump'ın şiddet olaylarını kınarken ırkçılardan direkt olarak bahsetmemesini eleştirmişti. Charlottesville'de yaşananlara tepki eylemleri de sürüyor. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Durham kentinde bir grup eylemci, Konfederasyon askeri heykelini indirdi. Geçtiğimiz yıllarda emekliliğini açıklayan Spirited Away, Howl's Moving, Castle ve The Wind Rises film gibi anime filmlerinin yaratıcısı Hayao Miyazaki, Bora the Caterpillar isimli yeni filmiyle geri dönüyor. Hey, Miyazaki'nin kurucusu olduğu efsanevi animasyon stüdyosu Studio Ghibli'de bu filmle birlikte 4 yıllık aranın ardından yeni bir yapımla yeniden çalışmaya başlıyor. İlk başta bir kısa film olarak kurgulanan ancak sonra uzun metraja dönüşen Bora the Caterpillar ile ilgili haberler bu yılın ilk aylarında duyulmaya başlanmıştı. Miyazaki ve Studio Ghibli ekibi yaklaşık 3 yıl sürecek çalışmalarıyla tamamlanacak olan filmin galasını 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde yapmayı planlıyor. Miyazaki'nin emekliliğini açıklamasının ardından dünyanın farklı uçlarında tema parklar, müzeler ve çeşitli etkinliklere imza atan Studio Ghibli, Bora the Caterpillar'ın prodüksiyonuna önümüzdeki sonbaharda başlıyor. Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki antik kentte yıllardır süren itirazlara rağmen Ilısu Barajı ve HES projesi kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.
kalenin iki tarafındaki vadilerde bulunan mağaralara dolgu çalışmasının yanı sıra tehlike arz ettiği gerekçesiyle bazı kayalar patlayıcı kullanılarak düşürüldü. Kayaların patlayıcıyla düşürüldüğü görüntüler tepkiye neden oldu. Hasan Keyfi Yaşatma Derneği konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada şöyle denildi. Yapılacak çalışmalarda tehlike arz eden kayaların düşürüleceği söyleniyorsa da yerinde yapılan inceleme ve gözlemlerde tehlike arz etmeyen ya da düşme ihtimali az olan kayaların da düşürülmeye çalışıldığı görülmüştür. Bu kayaların düşürülmesi çalışmalarında dinamit tarzı patlayıcılar kullanılmaktadır. Bu patlamalar diğer kayalarda da titreşimlere neden olmakta, kalenin doğal yapısı bozulmaktadır. Patlamalardan dolayı oluşan ses yerel halkta, özellikle çocuklarda korkuya neden olmaktadır. Bunun yanında kayaların düşürülmesi çalışmalarında oluşan toz duman esnafların da çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca kayaların düşürüldüğü yerlerde kilise kalıntıları ve eski kayadan yapılmış şaraplıklar bulunmaktadır. Düşen kaya parçaları kilise kalıntılarına ve şaraplıklara geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir. Geçmişten beri planlanan bu projelere karşı uzmanların ve halkın görüşlerini dikkate almış ve bu projelere karşı olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmıştık. Vadi, ekosistemin üzerine kurulmuş kale mağaraları, kuyuları ve gizli geçitleri olan bir yerdir. Vadinin etrafı çevrilemez. Kale altı ve üstü kireçten oluşan bir yapıdır. Etrafı beton ile çevrilirse bile su sızacaktır. Ayrıca Hasankeyf'in kale yapısı yumuşak olduğu, baraj gölü yükselmekle beraber su ile temas edilmesi halinde aşınmanın ve bunun da büyük ihtimalle yeni yıkımlara neden olacağı bilinmektedir. Mağaralara ve vadilere dolgu yapılması, perde betonla kalenin izole edilmesi, kayaların zorla düşürülmeye çalışılması 12 bin yıllık Hasankeyf'in doğal tarihine zarar vermektedir. Doğal tarihin betonla izole edilip yapılacak antik liman turizmi canlandırmayacaktır. Bu projeyle binlerce yıllık tarih, yaşanmışlıklar kaybolacaktır. Bu proje bilimsel olmadığı gibi kültür varlıklarını koruma kanununa da uygun değildir. Konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığımız kazı ekibi yetkilileri ise izinsiz bilgi veremeyeceklerini, fakat basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu, bir miras katliamı değil gerekli bir işlem yapıldığını söylediler. Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.